geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Şöyle böyle. Nasıl geçti haftan? Bildiğin gibi değişen hiçbir şey yok. Bugün benimle ne konuşmak istersin? Bilmiyorum ki. Geçen seans kaldığımız yerden devam etmek ister misin? Ya olabilir, olmayabilir. Bu sefer de sen söyle ya. Peki öyle olsun. Çok uzun zamandır bana geliyorsun. Babanın şiddetini, baskısını, birçok şeyi bana anlattın. Eğer kendini hazır hissediyorsan annenin ve ölümünü de anlatmak ister misin? Ya bazı konularda insan böyle bir tıkanır, böyle boğazı sıkılır gibi olur ya. Annem de benim için öyle. Yani annemi anlatamıyorum yani çok o kadar yani aynanın karşısına geçip çok konuştum kendimle dedim an diyorum kalıyorum annem diyemiyorum. Merak etme, burası güvenli bir alan. Burada senin hislerini, duygularını, yaşadıklarını konuşmak için bulunuyoruz zaten. Şimdi ne düşündüğünü, ne hissettiğini, özellikle annem ve babanın evliliği hakkında ne hissettiğini anlatabilir misin? Ya ayrılamıyorlardı ve yani biliyor musun ben anneme çok kızgındım. O zamanlar çok kızgındım. Ya mesela kavga oluyor, ortada kıyametler kopuyor. Babam alıyor ceketini, çıkıyor evden, aylar sürüyor, gelmiyor, sonra geliyor, barışıyorlar. Yine aynı şey. Bu ne ya? Ben anneme çok dedim. Anne dedim bak boşan, kendi başımızın çaresine bakarız bir şekilde, bir şekilde bakarız. Beni dinleseydi belki de şu an hayatta olacaktı. Aslında çok küçük yaşta çok büyük bilmiş omuzlarına. Sen anneni kurtarmaya çalışmışsın. Küçük idil olarak da anneni korumaya çalışmışsın. Peki bu konuda kendini, özellikle annenin ölümü hakkında kendini suçlu hissediyor musun? Ya ölümüyle ilgili suçlu... Yani şöyle... Ben çok dışarı çıkan bir çocuk değildim yani. Hep annemin yanında olayım, annemin elini tutayım, hep annem yanımda olsun. Annemi koruyayım diye şey yapardım. Evde bıçakları saklardım mesela. Babam annemi bıçaklar mı uykuda diye. Balkon kapısını kilitlerdim, acaba balkondan atar mı diye. Bir konuda kendimi çok suçluyorum. Annemin öldüğü sabah arkadaşlarımla dolaşmaya gideceğiz. Ben hep ama hep istisnasız o güne kadar annemi hep öperek çıktım evden. Ya neden çıkmazdım hatırlamıyorum. O gün uyuyakaldım ve alelacele evden çıkmak zorundaydım. Odamdan kapıya doğru yöneldim. Annem yatak odasında, ağrıyorum annemi öpmedim dedim. Neyse ya dedim, akşam eve gelince öperim dedim. Ve gittim. Tabii artık akşam oldu, biz arkadaşlarımla o gün devirdik, gezdik ettik. Ben eve döneceğim, otobüsteyim. Annemi arıyorum, bir şey lazım eve falan. Annem telefonu açmıyor. Arıyorum annemi, açmıyor. Bir şey oldu. Arkadaşlarım beni sakinleştiriyor yani. Merak ettim. 40 yılın başı dışarı çıkmışım. Annem açmıyor. Arkadaşlarım beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ben arıyorum hala. Telefon bir anda açıldı. Aa diyorum anne neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum falan. Acil tıp teknisyeni açmış telefonu. Anneniz ağır yaralı. Babanız tarafından yaralandı. Hemen buraya gel. Ben zaten tabii bir şok oldum ve telefon elimden düşmüş. Hangi hastanede falan demişim öyle. Kesik kesik hatırlıyorum ben oraları. Sonra hemen gittik hastaneye. Baktım abim hastanenin bahçesinde eli ayağı titreyen vaziyette oturuyor. Gittim abimin yanına. Abi dedim nasıl annem iyiydi mi? Görmek istiyorum annemi. Ne olmuş falan. Abim konuşmuyor. Böyle yaptı. Yüzüme baktı, İdil dedi ve direkt dedi ki, kaybettik. Peki o sırada ne hissettin? Ben nasıl... Ya biraz durabilir miyim?
devam edecek gibi hissediyorsan devam etmek ister misin? Ya cenaze işlemleri falan, ben sonrasını hatırlamıyorum. Peki öncesi, öncesini hatırlıyor musun? Öncesinde de ya, ben mutluydum ya, annemleydim çünkü annem. Ondan önce işte o olaydan sonra ben nasıl bir çocuk olduğumu unutmuştum yani. İdil kim, neyi sever, neden hoşlanır. Bir gün 6 ay sonra bir gün sanki böyle uygulanıyormuş gibi aa dedim kendimi hatırlıyorum dedim birdenbire. Ben nasıl çocuk olduğumu hatırladım. İşte Eri'yi çok severim, Çile'yi çok severim, cumartesi günlerini çok severim ve perşembe günlerini hiç sevmezdim. Sebepsizleri sevmezdim. Annem dedi perşembeyi kaybetti. Peki babam? Baban senin için bu resmin neresinde? Ya babayı anlatmak çok zor benim için gerçekten. Ya, evet, biyolojik olarak babam ama ruhsal anlamda onu hayatımda hiçbir yere koyamıyorum. Çocukken nereye koyduğumu da hatırlamıyorum. Ama baba soracak olursam bunları bana söylemek ister miydin diye çok isterdim. Seni durduran ne o zaman Edil? Ya bunca zaman hep annem vardı yanımda. Şimdi annem öldü. Hep arkadaşlarım sahip çıktılar bana. Yani tuttular elimden, beni ayağa kaldırdılar. Şimdi kimse yok. Düşersem ya bilmiyorum. Korkuyorum biraz galiba. Bu korkuyu hissetmen doğal. Bu korku rahatlamanı engelliyor. Ama emin ol bu korkuyu yaşarsan çok rahatlayacaksın. Kesinlikle yalnız değilsin. Ben seninleyim, ben senin yanındayım. Ama eğer rahatlamak istiyorsan kesinlikle bu korkuyla yüzleşmen gerekiyor Edil. Galiba ben bunu başarabilirim ya. Ben bunu başarabilirim. İdil? İdil hazır hissediyor musun kendini? Sen hayatından babanı çıkarmak istiyor musun? Bence istiyorsun. O yüzden gidip çıkar artık. Başaracağım. Başaracağım ya. Sanırım hazırım sana. Artık konuşmanın zamanı geldi. Ve bu son konuşmamız olacak. Anneciğim, seni çok özledim. Umarım geç de olsa benden istediğin tek şey gerçekleştirmemin sevinciyle gökyüzünden beni izlediğine inancımı hiçbir zaman yitirmediğim o gülen yüzünü güldürebilmişimdir. Artık geçmişi geçmişte bırakacağım. Bu kadar beklediğim için özür dilerim anne. Umarım bir gün beni anlar ve affedersin. Seni çok ama çok seviyorum.